Herkese merhaba arkadaşlar çok uzun bir zamandan sonra aylar sonra yeni bir Asfalt 9 videosu ile karşınızdayım ben Ata gerçekten çok uzun zaman oldu onun sebebini falan anlatacağım ama önce bir girişimizi falan yapalım Ondan sonra da e, yeni sezon gelmeden önce şu etkinliklere falan da bir göz atıp birazcık oynayalım. Biraz da sohbet muhabbet falan ederken geri dönüşümüzü de gerçekleştirelim diyerekten. Daha fazla Asfalt 9 videolarının gelmesini istiyorsanız ve gerçekten Asfalt 9 serisini özlediyseniz destek amaçlı bir beğeni bırakmayı da kanalımıza da hala abone değilseniz de, aramıza yeni katıldıysanız da daha fazla içeriklerimiz haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyerekten evet değişik bir giriş yaptım farkındayım. O da Asfalt 9 geri dönüş özel videosuna özel olsun diyerekten evet daha fazla boş yapmadan yavaştan artık videomuza geçelim. Evet bu arada şu anda videoyu Xiaomi 11T ile çekiyorum. Yani az çok performans farkını falan anlamışsınızdır. Şu anda oyunun e, kalitesi yani şeyi modu şöyle göstereyim sizlere ses ve görüntü. Görsel kalitemiz yüksek kalitede ama eğer isterseniz sıradaki videoda performansı da alabilirim. Siz bir gözlemlerseniz hatta bir de performans şeklinde video yaparım. Aradaki farkı siz şey yaparsanız hangisini daha çok beğendiyseniz yorumlar kısmında belirtirsiniz. Ben de ona göre e, video yaparım artık diyerekten. E, Bugatti EB falan var bunlar Grand Prix etkinliğinden kalma o yüzden onlara hiç ellemeyeceğim dokunmayacağım. Yukarıya kaydıracağım abi dükkana bakacağım çünkü. Ee, doğru saat 3'te dükkan yenilenecekti. Neyse biz yavaştan etkinliklere geçelim. Sezon etkinlikleri en öncelikle. Arkadaşlar Yıldız Yolu etkinliği var. Sağdaki arabalar eğer sizde mevcutsa. Etkinliği bitirerek karşılığında direkt olarak Peugeot 10X'i e açabiliyorsunuz arkadaşlar. 5 basamağa kadar gidiyor. Yani bu şu anlama geliyor. Eğer ki arabalarınız 5 yıldızsa benim bir tek McLaren P1'im 4 yıldız. Onda 5 yıldız yaparım zaten. O çok fark etmez. 5. basamağı da bitirdiğinizde 5 yıldız bir Peugeot 10 xiniz olacak arkadaşlar. Peugeot 10 de benim oyuna yeni başladığım zamanlarda kullandığım arabalardan bir tanesi. Bayağı beğendiğim de bir arabaydı bu. Açmak için sabırsızlanıyorum. E, yeni sezonda ben bu arabayı büyük ihtimal açıyor olurum zaten. Neyse daha fazla uzatmadan günlük etkinliklerimize geçiş yapalım ve ee, back to school oynasak mı? Evet, McLaren P1 veriyor. O yüzden bunu oynayalım abi. Zaten benim McLaren p 1 e ihtiyacım var. O yüzden hadi bakalım let's go diyerekten. Zaten bir bilet istiyor. Hadi bakalım yavaştan başlayalım. Okula dönüş etkinliğinin 14. günü. Yarın zaten okullar başlıyor. Yani büyük ihtimal bu etkinlik e, bugün son gün. Keşke biraz oynasaydım ama oyuna yeni yeni döndüğüm için yapacak bir şey yok. Bu arada yeni haritalardan bir tanesi. Grönland haritası geldi. Ki ben Grönland'ın gelmesi gerektiğini düşünüyordum. Grönland'dan güzel bir tem tema olurdu çünkü. Grand Prix'de oynamıştım. Dediğim gibi Bugatti geldi demiştim ya Grand Prix söz olarak. Ben sadece bir iki kere falan oynadım. Hiç öyle adam akıllı oynamadım. Zaten oyunu bırakmıştım çünkü. Neyse o sebeple ötürü olarak düzgünce oynama şansım olmadı. Ama güzel harita gerçekten Grönland. Yani benim bayağı bir gitti. Bu arada görsel olarak oyun akıyor gerçekten. Oyun şu anda gerçekten öyle bir akıyor ki anlatamam. Acaba performans modunda nasıldır? Çok merak ediyorum. Ben bu haritanın bu versiyonu oynamıştım galiba bu arada. haritasının. Sanırım bu versiyonu oynamıştım. Yüzde yüz emin olmamakla birlikte. Şu an oyun gerçekten kelimenin tam anlamıyla yağ gibi akıyor gerçekten. Gerçekten var ya. E, tavada pişen bir tereyağı gibi. Bir sağa bir sola akıyor gerçekten. Harika görünüyor. Oha lavlar falan var. Oha Grönland'da lav falan mı var? Varsa da bilmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben o kadar da... <laughs> Yani şey yapan bir insan değilim derken Oha gerçekten ne yaptım Oha bir de araba ters döndü yani ee, Klasik bir hof adam şansı Şaşırdık mı hayır kesinlikle şaşırmadık ee, Amacımız da kazanmak değil Maksat böyle video falan yapmak Muhabbet falan etmek ee, Güzel bir hareket gerçekleşti ama keşke e, Hüsran sonuçtan basaydı. Evet buraya oynadım ben bu arada Güzel görünüyor gerçekten harita çok güzel İyi ki Grönland'a getirmişler Umarım başka haritalara getirirler zamanla ben en son oynadığım zamanlarda ne gelmişti? Ee, Bu Boarta Airlines diye bir harita falan eklenmişti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet Boarta Airlines diye bir şey eklenmişti onu hatırlıyorum ama. Son eklenen o muydu? Evet galiba oydu. Auckland falan vardı çünkü. Benim en çok oynadığım zamanlardan bir tanesiydi çünkü. Bu arada yeter nitro şişesi toplayamadığım için bir tane çizim alamadım. Neyse çok da problem değil. Başka zaman tekrardan oynarım. Onu da alırım diyerekten. Onun dışında başka ne var? Harvest Boom var. Ya bu sadece kredi veriyor. Krediyi zaten AFK olarak da kazanabildiğimizden dolayı ee, istemiyorum. Ee, Renault Dezir. Tam bunu oynayalım. Hem istediğimiz arabayla da oynayabiliyoruz. Oha Bugatti Sento Diesi aracı var. Huayra R falan var. Çok güzel arabalar var bu orada gerçekten var ya. Ferrari Monza bu yeni, Renault Dezir bu da yeni. McLaren 765 LT bunu ilk defa görüyorum. Yani ee, ben de Continental dışında bütün arabaları ilk defa görüyorum şu anda. Bunlar zaten büyük ihtimal yeni eklendi. Renault Desire konusunda emin değilim. Tabii ki de Bugatti ile oynayacağım Allah aşkına. Allah aşkına Bugatti ile oynamayacağım da neyle oynayacağım? Sıcaktan kaçış etkinliğiyle devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi yavaştan e, Asfalt 9 konusuna geleyim. Neden Asfalt 9'u bıraktım? Video kaçıncı dakikaya geldik? 5,5 dakika olmuş. Asfalt 9'u bırakma sebebi oyun kendini çok tekrar ediyordu. Çok sıkılmıştım artık. Yani sürekli aynı şeyleri yap sürekli aynı şeyleri yap ee, izlenmeler birazcık düşük kalıyordu öyle pek de izlenmiyordu ama oyunu bıraktıktan sonra yani arada gerçekten Asfalt 9 gelsin Asfalt 9 gelsin diye haykıranlar vardı yani arkadaşlar bakın o kadar Asfalt 9 videosu çekiyorum Asfalt 9 videosu yapıp da Asfalt 9 izlemiyorsanız eğer gerçekten üzersiniz yani 3-4 aydır Asfalt 9 oynamıyorum evet özlemeniz normal ama yani video yapıp da 1-2 video sonra izlemeyi bırakırsanız da Ayıp edersiniz gerçekten. Çok ayıp edersiniz. Evet, çok güzel gerçekten. E araba çok hızlı gidiyor. Yapacak bir şey yok yani. Araba çok hızlı giderse eninde sonunda tostarsın yani. Yapacak bir şey yok. Neyse. E, Asfalt 9 videoları nasıl gelecek? Hay senin gibi polisin ben. Neyse. Asfalt 9 videoları nasıl gelecek? Onu da bir açıklamazsak olmaz. Sevgili arkadaşlar Asfalt 9 videoları şöyle olacak. E, kesinlikle ve kesinlikle çok oyuncu etkinlik videoları gelecek. Hani özel böyle ee, şöyle videolar e, yapıyordum ben. Hatırlamaya çalışıyorum hatırlayamıyorum bir türlü. Yeni sezon geldikten böyle iki hafta sonra falan böyle son parti geliyordu ya. Mesela e, sıcak ısı dalgası sezonu birinci partının sonu. Sonra o etkinlik bittikten sonra ikinci parti başlıyordu ya. Heh, o videolar kesin gelecek. Yani o sezonun en iyi arabalarıyla falan oynayacağız böyle. Elimizden gelince özellikle yeni arabaları deneyimliyor olacağız sizlerle beraber. Onlar gelecek. Ara ara böyle değişik etkinlikler geldiğinde falan böyle challenge etkinlik videoları falan gelebilir. Pek yapmıyordum onu. Kariyer videosu yapmayı düşünmüyorum ama belki ileride yapabilirim. Eğer bir düzen oturtabilirsem bakarız. Belli değil. Yaparsam da belki de tutar bilmiyorum. Neyse ne geldi bu arada? Oha baya Bentley falan geldi ama. Tabi onu şey yaparsak efsane kart alırsak. Neyse onun dışında böyle farklı mesela GT by Citroen var. Ee, bu tarz böyle özel arabalara nadiren geldi e, challenge etkinlik videoları da gelebilir. Bakarız yani belli bir Asphalt 9 düzeni yapmaya çalışacağım. Ama net bir gün veremem Asphalt 9 bu sonuçta hani etkinliklere göre ben video yapacağım. Eğer oyun çok değişmediyse yine çok aktif olarak video gelmez ama yine de video gelir. Yani artık video yaparım Asphalt 9 videosu yaparım. Çünkü genel olarak ben oyunlardan bezmeye ve farklı oyun arayışlarına girmeye başladım. Yani Asfalt 9 benim yarış ihtiyacımı karşılayacak net bir şekilde. Hani Need for Speed No Limits falan da var ama ben onun kontrollerine iğrenmiştim ve oynamaktan vazgeçmiştim. Belki bir ara yine şans veririm kendisine. Belki toparlarız. Daha iyi oynarım falan. Sonra oynamaya karar veririm falan. Ama bilmiyorum. Bakarız farklı oyunları yavaş yavaş geçeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu arada gözüm acayip derecede bir kaşıntı var. Bir türlü geçmiyor. Sizini bozuyor. Bu arada göz kaşıntılarım falan bayağı arttı. Gözüme bir şey karşısında bir tür çıkartamıyorum da. Neyse abi çok da önemli değil diyerekten. Yani böyle ara ara yine Asfalt 9 videoları gelecek. Öyle haftada 2 video 3 video şeklinde gelmez büyük ihtimal. Şu tarz videolar kesin gelir ama hani anahtarlı araba etkinlikleri oluyordu ya ben açmaya çalışıyordum falan. Arabayı maksadınızda yıldız olarak maksadınızda o arabayı açma şansı erişebiliyordunuz ya. O tarz videoları yapmak için elinden geleni yapacağım çünkü o tarz etkinlikler nadir geliyor. Kolay kolay gelmiyor ve Aylar boyu da o etkinlikler bir daha gelmiyor. Aynı araba yani bir türlü gelmek bilmiyor. O sebepten ötürü olarak da o tarz videoları yapmaya çalışacağım bol bol. Ya zaten e, ayda bir iki kere falan geliyor. Adam akıllı gelmiyor. O sebepten ötürü olarak da elimden geldiğince o tarz videoları yapmaya yetiştirmeye çalışacağım. Bu arada gözüm acayip kaşındı ya. Gözümden yaş geldi yani o derece. Neyse iyiyim sıkıntı yok. Bir yandan gözümü kaşıyıp bir yandan jeton ödüllerini toplayayım. Bu arada bu etkinliği kesinlikle kaçırmayın. Hem Citroen çizimi hem de toplam 750 jeton kazanabiliyorsunuz buradan. Ama benim tabii ki de asıl fokuslandığım olay tabii ki de Aston Martin Vantage GT12 araba var arkadaşlar. Bu tarz araba ve etkinliklerini aşırı derecede değer veriyorum. Ve olabilecek en iyi arabalarla oynamaya da özen gösteriyorum. Mesela Ferrari 599 XX Evo. Anahtarlı araba ve etkinliklerinde kazandığım, aldığım baya böyle gecemi gündüzüme katarak topladım arabalardan bir tanesi. Kendisi Max durumda şu anda. Tabii ki de destans ita parçaları olmayan versiyonuyla Max olsa bile çok güzel olur. Bir ara Lamborghini falan açmıştım. 3 yıldız yapmıştım. Keşke Lagalar tekrardan gelse de arabayı Max'a sak direkt. Araba bu şekilde tabii ki de. Ee, şeyde, Suyucu Sendikası etkinliğinde ben 3 yıldız yapmıştım. Devamını getirememiştim. Çünkü yani bir yerden sonra oyun pay e bağlıyor. Para ver ki ilerlemeye devam et olayı vardı. Bu sezonda da bu tarz benzer bir olay vardı galiba. Hatta polis versiyonu vardı. Becerememiştim bir türlü ve zaten Asfalt 9'a yeni yeni geri döndüğüm zamanlar olduğu için adam akıllı oynamamıştım. Artık e, etkinlikleri düzenli olarak oynamaya çalışırım arkadaşlar. Böyle özel etkinlikler, sezon etkinlikleri gelirse de oynamaya çalışırım. Videosunu çıkarmaya çalışırım. Siz beğenilerinizle, yorumlarınızla destek olun bana. Ben elimden geldiğince zaten kaliteli güzel videolar çıkarmaya çalışırım Asfalt 9'la da alakalı zaten gördüğünüz gibi artık görsel olarak performans açısından da iyice ne çıkmış durumdayız. Bir de şey oynayalım abi muhakkak ve muhakkak elit C sınıfı etkinliği. Artık şeyler de değişti bu arada yeni e, elit C sınıfı arabaları eklendiği için artık e, maalesef ki bizim Porsche yok. Benim çok sevdiğim bir Porsche vardı o yok. Arenera Husayr aracını geliştirmem gerekecek. Onu da geliştiririm artık bir ara. Lamborghini falan yeterse eğer. Onunla da bir oynarım daha sonra şey dışında video dışında. Çünkü jetona ihtiyacım olacak bol bol. Şu an yaklaşık 4000 jetonum var ki ben onu 4500'e falan çok rahat çıkartırım. Madem oyun aktif olarak geri döneceğim tabii ki de kulüp falan bulmam gerekecek. Tabii ki de doğru düzgün ödüller alabileceğim bir kulüp bulmam gerekecek. Ama tabii ki de öyle 3K 4K'da günde kasamam ben o kadar hayatsız değilim yapacak bir şey yok. Hani hayatını asfalt 9'a adayanlara falan bir şey demiyorum. Ama benim içerik üretmem gerekiyor. Benim yani zamana ihtiyacım var. Yayında falan da Evet yayın Asfalt 9 yayınları falan gelir bu arada. Onu büyük ihtimal sorarsınız siz. Asfalt 9 yayınları muhakkak gelir. O zaman evet bol bol oynarız. Orada mesela yine bir 2 k e, kulüp puanı toplanabilir. O zaman olur. Yani böylece Asfalt 9'a ekstradan zaman ayırabilirim. Arada jeton harcayıp da e, araba ve etkinliklerini falan oynarım. Çok mantıklı. Yani ekstradan yayını uzatmak için bence mantıklı olur. Eğer ki Asfalt 9 yayınlarına gelenler de olursa tabii ki öyle 3-5 kişi gelirse sıkar bir yerden sonra ben yine yayınımı yaparım iyi hoş benim asıl önem verdiğim şey e, izleyici sayısı değil benim asıl önem verdiğim şey yayının akıcılığı yani yayındaki yapılabilecek her şeyi yaptıktan sonra ben sıkılırım doğal olarak insanların da sıkılması istemeyeceğimden dolayı Yayını çok uzatmadan kapatırım ama izleyici sayısı yani kalabalık olursak da malum konuşacak daha fazla şey olur yapılabilecek daha fazla şey olur ondan dolayı yayın daha uzun olur. O yüzden de yayınlara bekleniyorsunuz arkadaşlar. Toplam kaç? 120 jetonu buradan cebe indirdik zaten. %25'e girdik bu arada iyi bedavadan da kredi falan. Oyuna yeni bir mekanik geldi bu arada artık böyle günlük etkinliklerde otomatik olarak ödül alabiliyorsunuz arkadaşlar şunlardan direkt olarak hafta sonu olduğu için bunlar da sayıldığı için bunlardan da paketlere falan komple alabiliyorsunuz. Bunları komple alabiliyorsunuz. Aynı zamanda kredi soygunu Bueno Air bu arada. Evet bu benim oyun oynadığım zamanlarda gel bir tanesiydi. Neyse arkadaşlar video 13 dakika oldu. Yeterli bir süre olduğunu düşünüyorum. Ee, hatta şunu da oynayayım. Snapdragon etkinliği varmış hiç yani bakmadım bile. Ama oynaması bedava. Hiç bilet istemiyor. Bari oynayayım da bedava. Kredi gelir. Hani ihtiyacım oluyor. Arabaları geliştirmeye üşeniyorum çünkü kredi az olunca ma çok maliyetli. Özellikle böyle yüksek yıldızlı arabaları geliştirmek çok çok zor. Hadi bakalım bu e, etkinliği de oynayalım. Bakalım Lotus Emira ile nasıl performans sergileyeceğiz. Yarış sanki bir tık uzun sürecek gibi. Neyse ben o zamana kadar kapanış falan da yaparım. İyi tarafından bakalım. Diyerekten. Çok uzun zaman oldu ya gerçekten özlemişim. Yani bakalım oyunun mantığı biraz değişiyse, çeşitliliği arttıysa da daha çok video gelir kesinlikle. Siz zaten yorumlar kısmına yazarsınız. Şöyle bir etkinlik geldi. Oynar mısın taze? Ben de oynarım, oynamam kafası böyle göz atarım falan. Ee, büyük ihtimal ama Grand Prix etkinlikleri gelmez. Grand Prix etkinlik videoları gelmez çünkü ben beceremiyorum pek. Ama eğer etkinliği daha önce oynadıysam yani arabayı biraz geliştirdiysem tabii ki de arabayı alacağım garantisi olacaksa oynarım tabii ki de öyle. Niye? İçerik olsun diye hani. Hani sonrasında arabasını alamayacağım bir etkinliği oynamamın çok bir mantığı yok. Yani böyle tıfıl olarak oynamak istemiyorum. Hani biraz geliştirip kendime geliştirdim arabanın güçlü olduğu etkinlikleri oynasam hem video daha güzel olur hem de o arabayı aldığımdaki sevinci sizlerle paylaşmak açısından güzel olur diye düşünüyorum. Hani beceriksiz olduğumu falan düşünenler olabilir. Oynamayı bilmediğim düşünenler olabilir. Haklısınız. Hani öyle çok da iyi oynadığımı söyleyemeyeceğim. Ondan dolayı böyle try hard etkinlik videoları falan atmak istemiyorum. Daha çok ben içerik üretmek için, böyle konuşmak için, muhabbet etmek için, ufaktan da e, oyundaki tecrübelerim kadarıyla sizlere tavsiyeler vermek amacıyla zaten videolar çekeceğim böyle Asfalt 9 alakalı. Hani haberiniz olsun benim amacı try hard etkinlik videoları çekip de en iyi Asfalt 9 oyuncusu olmak falan değil. Beni tanıyanlar zaten bilir arkadaşlar. Ondan dolayı haberiniz olsun yani. Bu arada yavaştan yarış bitiyor. Ben bir yandan kapanışınızı da yapayım? Yani videoyu gereksiz fazla uzatmayayım. Zaten Asphalt 9 videoları gelecek yani artık. Düzenli olarak bir şekilde bir düzen oturtup gelecek arkadaşlar. Yani Asphalt 9'u tekrardan bırakmak gibi bir niyetim. En azından söz konusu değil şu anda. Eğer yeni etkilikler falan gelirse özellikle. Zaten en büyük sıkıntı oyunun etkilik çeşitliliği çok fazla olmaması. Bana göre yetersiz kalması bir yerden sonra. Neyse arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz de. Abone olup bilimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynatma sizlerden başka üyelerimizden ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Evet Asfalt 9 an itibariyle geri döndü. Hayırlı uğurlu olsun diyerekten kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.